Senin daha iyi çocuktan haber yok herhalde. Yok ya abicim. Bir 15 dakika önce konuştuk, yoldadır. Hayat'la Çağla nerede? Konseptle ilgili yapılan çalışmaları topluyorlar. Ben gönderdim. Geldi işte bizim elemanda. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Abim Murat. İbrahim Kara. Memnun oldum. Ben de. Demek meşhur Murat sizsiniz ha? Yani Doruk size ne anlattı bilmiyorum ama söylediklerinin çoğu abartıdır, haberiniz olsun. Aslında metinizi başkasından duydum. Şöyle masaya geçelim mi? Toplantı masalarını pek ki özlediğim söylenemez ama. Geçelim. Dosya bu. Hoş geldin Didemci. Hiç hoş gelmedim Derya anne. Onu görüyorum. Ne oluyor? Telefonda bahsettiğin Hayati konu ne? Ya Hayat her şeyi öğrenmiş ya. Kim neyi öğrenmiş? Bir doğru düzgün anlatır mısın şunu? Ya yok mu Hayat? Bu Murat'ın asistanı işte. Hayat Suna Pektaş. Bizim Kemal Bey'in kızı. Torpilli kara kedi. Bir de hamile olmadığımı öğrenmiş, bir de beni tehdit ediyor. Murat hiç olmayan çocuğu düşürdüğümü öğrenince ne olurmuşmuş. Nasıl ya? Nereden öğrenmiş ki? Ne bileyim ya. Hastaneye giden farelerden biri herhalde. Ne yapacağım ben şimdi ya? Murat ölürse ne olacak? Bu sefer beni sahteden kovmakla kalmaz, şehirde ülkeden kovar ya. Sakin ol. Direkt Murat'a gitmek yerine sana geldiğine göre hamile olmadığına dair elinde bir kanıt yok demektir. Hastanedeki kızı da hallettiğimize göre rahat ol, bir şey yapamaz. Yapar. Tanımıyorsun sen onu. Bugün yapmazsa yarın yapar. Zaten Murat'la onların arasında bir şey var. Nasıl bir şey? Bileyim. Birbirine zaafları var yani. Sürekli konuşmalar, bir bakışmalar falan. Dip dibe durmalar, Murat'ın yanından ayrılmamalar. Sadece benim değil, senin de önündeki en büyük engel o. Ben sana söyleyeyim. O kızdan bir an önce kurtulmamız lazım. Ben yaklaşımınızı çok beğendim. Ki bu daha ilk görüşmemiz. Saatlere takılma. Devamlılık zorunluluğun da yok. Rakamda da okeyleştiğimize göre şu kurdeleyi keselim artık. İbrahim Bey'in şüpheleri var hala galiba. Yemini bozmak kolay değil tabii. Kendimi eski sevgilime dönüyormuş gibi hissediyorum. Ya tamam işte. Eski sevgili candır. Güvenli sularda yüzeceksin, emin ol. Arada kıramayacağım. Daha doğrusu kırmaya kıyamayacağım biri olmasa bu evet'i kesinlikle söylemezdim. O zaman Sarp'e hoş geldin. Hoş bulduk. Tam zamanında Bambi. İstediğiniz çalışmaları anca toparlayabildik. Selam. Hiç gelmeyeceksin sanırım. Siz tanışıyor musunuz? Hem de oldukça yakın. Yakından ne ya? Gülmemek için kendimi zor tuttum. Rolümüzün hakkını vermeye çalışıyorduk işte. Verdin verdin. Hiç şüphen olmasın. Çok sağ ol İbrahim ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama sayemde nur topu gibi bir işin de oldu. Sus sus, sakın hatırladım. Seninki camda. Ne yapıyor orada? Bizi izliyor.
ne yapsak mı? Aşırı derecede eğleniyormuş gibi mi yapsak? Kendime ergen liseliler gibi hissediyorum. Gülmekten yanak kaslarım ağrıdı. Neyse o zaman öpüşeyim de sen git artık. Hazırlıklı ol. Samimi bir öpüşük olacak. Ne yapıyorsun sen orada? Ben sana içeri girebilirsin dedim mi? Kapıyı çalacaktım Murat Bey. Çalsana o zaman. Fırsat vermediniz ama. Nedir? Bu... yeni reklam direktörü... Ay, adı neydi ya? İbrahim. İbrahim Bey'in sözleşmesine göz atmak istersiniz diye düşündüm. Düşünmese miydim? Düşünmez misiniz? Ay ne olur bir şey söyleyin Murat Bey. Böyle olunca ben çok korkuyorum. Nerede o? Doruk. Necat Bey'in odasında. Bu kadar sinirli olunca ya bana vuruyor ya midesine zaten. Bunun. Ama şimdi bunlar da var. Biz en iyisi bunları da ekleyelim. Ve ben bu üçünün maketlerini görmek istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii hemen. Bu elemanı çok aradın mı? Ya abi aşağıda bayıldın adama. Ne deseydim adamın yüzüne karşı? Hı? Sen de benim haberim yokken işlekli yapmışsın yani. İyi de şimdi abi yani elemanda öyle bir CV var ki. Mevzu iş geçmişi değil. Adamın çalışmaya gönlü yok. Benim şahsi fikrim ne biliyor musun? Yolları şimdiden ayıralım. O bir tarafa, biz bir tarafa. Hay Allah ya. Eh be abicim aşağıda toplantıda bir sinyal falan çaksaydın ya... en azından boşuna el sıkışmazdık. Şimdi arada hayat da var. Nasıl olacak bu iş hiç bilmiyorum. Arada hayat da var ne demek? Ya eleman bizim hayatın şeyi işte. Anla. Neyi? Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim Bambi'nin yanından bir saniye falan ayrılmadık. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Tamam. Anlatma. Merak etmiyorum. Ama şimdi ben aralarındaki bu özel durumu işe yansıtacaklarını düşünmüyorum. Ve ayrıca abicim bu konsept tanıtımında İbrahim'den daha iyisini bulamayız. Ne yapalım? Çalışacağız. Mecbur. Sen! Stop! Hiç doğru bir zamanlama değil Tuval. Kimsenin yalnız kalmasını istemiyorum, tamam mı? Boşversene, yalnızlık gibisi var mı ya? Oh kafa rahat. Onu demiyorum ki ben. Yarın verdiğim partiye kimsenin yalnız gelmesini istemiyorum. Didem'i çağırmadım tabii ki. Doruk Aslı diye bir arkadaşıyla gelecekmiş. Hayat da reklamcı bir arkadaşıyla katılacakmış. Sen? Hiç parti devamlı değilim. Ama sensiz olmaz ki patron. Şöyle yapalım mı? Söz vermeyeyim, bakarız. Tamam. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Göreceğiz.